Bunlar leş gibi olmuş, silmek lazım bunları. Oha! Ne? Woohoo! Anne! Ne? Abi koş! Gel! Ya, ya ne diyorsun? Nasıl? Anneme baksana, ateş ediyor. Nasıl daha ateş edilir ki? Dış dış. Anne hayırdır ya, nereye gidiyorsun? Babanızla yemeğe çıkıyoruz. Babamla? Evet öyle, baş başa bir şeyler yiyelim dedi. Allah Allah, babam dedi, böyle romantik mi dedi? Babam. Nereye? Gidiyormuşsunuz gibi, ya, hayal edemedim de. Babamda öyle duygular var mıymış? Çocuklar ama yapmayın böyle, tamam yani babanızın ters tarafları var. Tamam ama ailesini seviyor. Ya mesela sizi çok seviyor. Ben bunu çok iyi biliyorum. Yani biz de bilsek çok güzel olurdu. Belki siz öğreteceksiniz. Biz. Siz zannediyorsunuz ki böyle annelik babalık doğuştan yükleniyor insana. Öyle olmuyor o işler. Hiç öyle olmuyor. Her bir eşikte çocuğunla ilgili yeni bir şey öğreniyorsun. Vallahi. Yani oğlun aşık olmaya başlıyor. Ne bileyim. Kızın istediği şeyler için sesini çıkartmaya başlıyor falan. Değil mi? Sana da geliyor mu update? Evet. Nasıl bir anne olacağına karar veriyorsun her seferinde yeniden. Yani babama da bir reset atmak lazım o zaman. O bir yerde takılı kaldı ya çünkü. Bak ama ne diyorum? Ne diyorum, ne diyorsunuz da? Tamam, zamanla öğrenecek. Anne. Bak sen bu konularda çok umutlusun. Ama bazı modeller değişmez. Babama güncelleme gelmez. Çabasını takdir ediyorum diyelim o zaman. Değil. Ah, benim akıllı bıdıklarım. Tamam. Hadi ben gidiyorum. Seviyorum. Bol biz şans. De biz de seni. Nasıl yani, bir dakika ben anlamadım. Siz şimdi bütün bunlardan önce vapurda mı tanıştınız Bahar'la? Yok, hayır öyle değil. O vapurda bir kadına müdahale etmiş. Yani çabuğazına bir şey kaçan kadına müdahale etmiş. Müdahale mi etmiş? Hı-hı. Nasıl? Şurasına ambulans diye bağırarak. Gerçekten mi? Evet. Ya yapmıştır. Panik olmuştur çünkü o. Evet. Tamam. İşte sonra ben ambulansa bindim. Sonra da eski hastanede karşılaştık. Sonrasında biliyorsunuz zaten. Ya. Ameliyat falan. Ciğer mi yer? Ciğer. Şu masada söyledin ya ciğer. Ne bileyim. Şimdi böyle düşününce belki de sizin karşılaşmanız gerekiyormuş. Değil mi? Evrende tesadüf diye bir şey yoktur. Oo. Derler. Doğru derler. Çok güzel olmuş bu. Çok güzel olmuş. Bu nasıl bunu yiyemiyorum, benim alerjim var onlara. Alerjim mi var? Deniz ürünleri, kabuklu özel. Ne oluyor? İşte alerji oluyor işte, boğazım şey, işte, dilim şişiyor falan. Her yerimde benekler çıkıyor, evet. Ben bayağıdır görmüyorum ha o vakadan. Bir gün böyle kontrollü bir ortamda yedirelim mi sana? Ben hemen müdahale ederim. Amacın ne Çağla? Bir bakarız. Hayır. Sen çok fenasın. Ya malzemeler de Avrupa'dan geliyor. Oo. Oo, kimleri görüyorum ya. Çağla'cığım nasılsın? Timur hocam. İyi sen? Eren hocam bu ne hoş bir sürpriz yahu. Evet bu ne sürpriz? Bu nasıl bir tesadüf oldu böyle ya? Neyi Bahar'la yemeğe çıktık biz de onu bekliyorum. Aa evet. Öyle mi? Evet. Ne güzelmiş. I was born to haunt you. Ay teşekkür ederim. Bahar. Çok şık görünüyorsun. Teşekkür ederim. Bahar'cığım ne güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Oh, ne yapıyorsunuz? Ne ya, ya ne yapıyorsunuz yemek yiyelim? Bir şey söyleyeceğim. Birlikte yemek yiyelim. Ha? Aa yok yok. Sin. Aa yok. Yok yok. Evet. Yok. Hayır eğer siz yani birlikte yemek istemiyorsanız hep birlikte yeriz yani. Siz yalnız kalmak istemiyorsunuz. Madem hep beraber oturuyoruz. Tamam. Pardon. Arkadaşlarımızla böyle beraber oturalım o zaman. Ya çok güzel yemek yiyeceğiz şimdi. Şöyle bir de menü alabilir miyiz? Harika. Onu da alalım. Ay ne o ne söyledi? Şinitsel. Bu ne? Bu kinoa. Çok merak ederim. Sen seversin. Bakmak ister misin tadına? Bir bak. Güzelmiş.
Değil mi? Evet, ne güzel oldu. Böyle hem yeni çiftimizi tebrik etmiş oluruz. Çift mi? Ne çifti ya? Çift mi değil biz? Oturuyoruz öyle. Normal normal oturuyorduk. Konuşuyoruz yani. Teşekkürler. Bakıyorum da gayet de uyumlusunuz. Maşallah. Timur, Timurcuğum. Uzatma bir tanem. Ya tamam, bir şey demedik ya. Yani sonuç olarak iki bekar insansınız. Konuşun tabii, görüşün. Değil mi Bahar'cığım? Öyle yani, iki yetişkin insan. Güzel de anlaşmışlar. Biz de tam senden konuşuyorduk biliyor musun? Neden? Bahar'cığım, siz Evren Hoca ile ameliyattan önce tanışmışsınız. Ben bilmiyordum. Evren Hoca ile. Bana söylememiştin. Ha, ameliyattan önce öyle mi? Ben de bilmiyordum. Yani tanışmak değil aslında. Yandan çok böyle karşılaşma gibi. Evet, öyle oldu. Bu. Doğru ben aldım. ya bir gün vapurda yolculardan bir tanesi rahatsızlandı. Ben de müdahale ettim. Nasıl müdahale ettin? Kafasını yukarı mı kaldırdın yoksa beraber mi kaldırdınız? Evet, ancak kafasını yukarı kaldırabildim. Tek başıma. Sonra da... Ben dedektifim gibi. Dedektif gibi. Kartı gösterdim ben cerrah. Çok komik de ama. Ne güzel hikaye. Ben neden bilmiyordum acaba? Vallahi o gün herkese anlatmaya çalıştım ama... ...o sıra benim günümün nasıl geçtiğiyle ilgili pek ilgilenen kimse yoktu etrafta. Aa, olur mu Bahar'cığım? 20 yılın her günü seninle birlikte geçti. Ve seninle geçen her gün benim için çok önemli. Görüyorsun değil mi Çağla'cığım? Arkadaşın sürekli benimle didişiyor. Evet. Canım benim, bu da senin hayattaki tek şansın diyebiliriz. Yani dua et ki arkadaşım lütfedip de seninle didişiyor. Görüyorsun değil mi Evren Hocam? Bak hemen koalisyon kurdular ya. Yarın öbür gün bak şimdi Çağla, senin arkandan da böyle anlatır. Onlar da kadın dayanışması varsa bizde de erkek dayanışması olsun. İstemiyorum. Ha, peki. Görüyorsun değil mi Çağla'cığım? Evren Hocamız biraz asi, bağımsız. Evet. Sizin hikayeniz nasıl başladı bakalım, anlatın. Canım, Timur, hikaye falan... Dedim ya ben sana hikaye falan yok, anlatamadım galiba ben. Bizi Bahar tanıştırdı işte. Aa, Bahar mı tanıştırdı sizi? Ne güzel, ne güzel. Ne demişler? Yuva yapmak sevaptır zaten. Evren Hoca da tam evrenilecek insan. Evrensel bir şey. Öyle oldu. Bakalım neyi? Şakalar biz... ya. Bu şakalar var ya, of. Şaka şov. Şaka festivali. Ya çok komik. Ya. Sen nereden biliyorsun bunları ya Timur? Ha? Akşamdan böyle yazarak falan mı çalışıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Evet. Hiç değişmemişsin biliyor musun? 20 yıl önce de aynı şakaları yapıyordun. Hiç değişmemişsin. Sen de hiç değişmemişsin. Hala bekarsın. Belki bu sefer turnayı gözünden vurursun ha. Gözüne dikkat et Evren Hocam. Siz üçünüz aynı dönem. Evet. Evet. İşte insan bazı şeyleri seçemiyor. Ya çapadan doktor çok var bizim hastanede. Değil mi? Rengin Hoca da öyle. Değil mi? Aynı dönem. Yani evet, tanıyoruz üçümüz de Rengin'i. Evet. Hastanede çok sır saklıyoruz yani aslında. Sırlar. Rengin Hoca nasıl oldu peki? Kötüydü durumu. Hani daha iyi mi? Bilmiyorum. Yani. Neden bana soruyorsunuz anlamadım. Yok Timur Hocam, ortaya sordum yani. Siz atladınız. Rengin Hoca'nın yani yaşadığı şey kolay değil. Hastanedeki kimse de bilmiyor bu durumu. Niye herkes Rengin'i bana soruyor ya? Niye herkes Rengin'i sana soruyor? Ne bilelim Timur? Sen Rengin deyince neden Rengin atıyor? Benim Rengin mi attı şu anda? Yani... Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Bakayım rengimi atmış mı? Tavuk şinitsel, bir tane de et şinitsel.
Bir havalayayım, nefes alayım. Tamam. Geleyim mi? Bilmediğim şey ne? Aa, rengin kırmızı çizgimiz Evren Hocam. Nasıl yani? Şöyle, rengin Timur'un eski sevgilisi. Yani Bahar'dan önce onlar birlikteydi. Onlar ayrıldılar, Bahar'la birlikte olmaya başladı. Yani biraz karışık bir durum var. O yüzden hani ona bildiğince rengin demiyoruz. Aklında olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.